Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neden kararsız düşler? Yani psikoloji kitabı gibi. Hani ilk önce öyle zannetmiştim ama şiir kitabıymış. Zaten şimdi sosyal medyada bir arkadaş grubumuz var. Onlarla da bu kitabın kapağı ve adı epeyce bir tartışmayla döndü. Yaklaşık 20 ad, 30 farklı kapak döndük. Ama düşlerin doğasında zaten kararsızlık vardır. Yani düşler biraz da aklın ölçüler. Niye düşüne. İnsan düş kurduğu zaman tek bir düş kurmaz mı? Niye kararsız olayım ki? Ama düşler aklın ölçülerine uymamak bazında kararsızlık. Çünkü düşü yani kuran... Yani sizin düşünceniz tabii. Yani elbette bu soyut bir kavram. Dolayısıyla görece bir yanı var. Evet. Yani ben şöyle düşünürüm. İnsan davranışlarını bir aklı öne, gönlü arkaya koyarak tanımlayabilirsiniz. Şiir açısından. Yalnız böyle şimdi ben sizi ilk defa görüyorum. Tipinize bakınca da hiç şair tipi yok. Sanki böyle esnaf tipi varmış gibi sizde. Şair tipi derken nasıl bir şey var kafanızda da? Hani böyle şairler daha böyle fularlı falan. Gerçi Cemal Safi de fularlı falan ama ben onun şiirlerini de bilmiyorum. Çok fazla beğenmem. Gereksiz bulurum da. Ama severim şiir yazan insanları. Değişik psikolojide oluyorlar. Bir de şimdi sizi tanımak istedim. Yani sizin şair profilini bir flaş ya da bir sakala indirgeyerek bakmanızı çok haklı göremem. Şimdi benim şaire benzeyip benzememem konusunda bir muhalefetim yok. O kararını saygıyla karşıladım. Ben şimdi 30 yıllık hoca. Bir üniversitede 30 yıldır çocuklara Türk dili dersi anlatıyorum, edebiyat anlatıyorum. Ama hiç fular takmadım ben bu işe. Çene sakalı koymayı bir ara istedim ama yakışmazdı ama. Yaşadığım bölgeden dolayı cesaret edemedim. Ama yakışmazdı da zaten. Bir ara bir tatil kaçamağında denedim, yakışıyor. Peki bu kaçıncı kitabınız? Bu şiir kitabı olarak 5. Niye 5? Yani bir şiirle ya da bir kitapla yetinemiyor musunuz? Ya da birkaç şiirle bitmiyor mu yani? Çok mu duygu yüklüsünüz? Ben anlayamadım. Yani ben bunu... Cemal Safi ile başlayarak beni yargılamaya başladı. Şimdi ben sizin varlığınız burada olduğu için kabalaşmamak için hala